Böbreğin yapı ve görev birimine nefron denir. Glomerulus. Bowman kapsülü. Distal tüp. Nefrona ait glomerulus, Bowman kapsülü, proksimal tüp, distal tüp kısımları böbreğin korteks kısmında yer alır. Henle kanalı. Henle kanalı böbreğin medulla kısmında yer alır. Bazı nefronların Henle kanalı böbreğin medulla bölgesine kadar uzanır. Buna juxta medular nefron. Bazı nefronların Henle kulpu böbreğin medullasının derinlerine inmez. Büyük kısmı korteks kısmında kalır. Buna kortikal nefron denir. Henle kanalı ne kadar uzunsa böbreklerden o kadar çok su emilir. Bu yüzden juxta medular nefronda Henle daha uzun olduğu için su emilimi daha fazla olur. Bu nefron çeşidi kurak ortamlara adapte olmuş hayvanlarda daha fazla bulunur. Kılcalları sanıldığı gibi çift katlı epitelden değil, tek katlı yassı epitel hücrelerinden meydana gelir. Kan getirici atardamardan glomerulusa girer, götürücü atardamardan glomerulustan çıkar. Glomerulus kılcalları iki atardamar arasında bulunur. Doku kılcalları ise atardamar ile toplardamar arasında yer alır. Glomerulus tek katlı yassı epitelden oluşur. Doku kılcalları da tek katlı yassı epitel hücrelerinden oluşur. Glomerulus kılcalları yalnız böbrekte bulunmaktadır. Doku kılcalları ise tüm organlarımızda yer almaktadır. Kan proteinleri kılcal dışına çıkamaz. Bu yüzden protein ozmotik basıncı damar boyunca sabittir. Kan basıncı glomerulus kılcallarında kılcal boyunca sabittir. Doku kılcallarının yaklaşık 2 katı kadardır. Doku kılcallarında ise atardamardan toplardamara doğru giderek azalır. Kan basıncı her noktada protein ozmotik basıncından büyük olduğu için glomerulustan sadece madde verilir. Yani madde geçişi tek yönlüdür. Doku kılcallarında ise atardamar ucunda kan basıncı protein ozmotik basıncından büyük olduğu için madde verilir. Toplardamar ucunda ise protein ozmotik basıncı daha büyük olduğu için madde alınır. Yani madde geçişi çift yönlü gerçekleşir. İdrar oluşumu 3 olay sonunda gerçekleşir. Süzülme, geri emilim ve salgılama. Süzülme glomerulus kılcalları ile Bowman kapsülü arasında gerçekleşir. Glomerulus iki atardamar arasında olduğu için kan basıncı her noktada protein ozmotik basıncından yüksektir. Bu yüzden glomerulus da yalnız süzülme olur, geri emilme olmaz.
Kan basıncının etkisiyle olduğu için süzülme olayı pasiftir, ATP harcanmaz. Glomerulus kılcallarından küçük yapılı maddeler Bowman kapsülüne geçer. Bu yüzden kan derişimi ile süzüntü derişimi eşitlenir, yani izotonik olur. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne üre, bikarbonat, su, sodyum klor, glukoz ve amino asit gibi bazı maddeler geçer. Al yuvar, ak yuvar, kan pulcuğu ve kan proteinleri Bowman kapsülüne geçemez. Kan ile süzüntü proksimal tüpte izotoniktir. Glikoz ve amino asitlerin tamamı aktif taşıma ile ATP harcanarak geri emilir. Sodyumun büyük bir kısmı aktif taşıma ile emilir. Pozitif yüklü bir iyonun bu şekilde emilmesi negatif yüklü klor iyonunun pasif olarak emilmesine neden olur. Bu yüzden sodyum emilimi için ATP harcanırken klor emilimi için ATP harcanmaz. Su ve bikarbonat ise pasif taşıma ile emilir. Henle kulpunun inen kolunda yalnız su emilir. Tuz emilimi görülmez. İnen kolda yoğun su emiliminden dolayı süzüntünün derişimi kana göre artar. Yani Henle'nin alt kısmı hipertonik olur. Yukarıya çıkan kol inenin aksine sodyum klor iyonlarını geçirir ancak suyu geçirmez. Çıkan kolda sodyum klor önce pasif sonra aktif taşıma ile emilir. Distal tüpün derişimi kana göre hipotonik olur. Distal tüpte ADH hormonu etkisiyle su emilimi ve aldosteron etkisiyle sodyum klor emilimi gerçekleşir. İdrar toplama kanalında su, tuz ve üre emilimi devam eder. Kanalları saran kılcal damarlardan kanalların içindeki süzüntüye bazı maddelerin aktif olarak verilmesine salgılama denir. Sekresyonda amonyak, bikarbonat, ilaçlar, bazı asit ve bazlar, boya maddeleri gibi maddeler aktif olarak verilir. Proksimal tüp izotonik, Henle'nin en alt kısmı hipertonik, distal tüp hipotonik ve idrar toplama kanalı hipertoniktir.